Beşiktaş'ta bu yılın şu sıralarındaki koşullar biraz farklı. Mesela Trabzonspor öyle bir avantaj ele geçirmiş ki artık bunu kaybetmemesi lazım. Hı hı. Bunu kaybetmemesi için her türlü özveriden yararlanıyor, her türlü özveriyi yapıyor. <laughs> ee, ona göre yatırımlar yapıyor. O yatırımların içinde de geleceğe yönelik şeylerde e, yatırımlar da var. Belki beş nedir? tane genç. Alıyor iki tanesi e, iş yapsa tam. Şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe ne yapıyor? Galatasaray ile Fenerbahçe transferlerle takımın eksiklerini gidermenin peşinde. Ama aynı zamanda Beşiktaş'ta durum şöyle farklı. Beşiktaş'ta şu kararı vermiş. Diyor ki ben mevcut kadrom benim yeterli. Ben mevcut kadromdan daha yüksek verim almalıyım. Bunu da e, teknik adamımla başarırım. ...kutbolcularımı motive ederek başarırım diye böyle bir karar almış. Ben de aynı kanaatteyim. Yani Beşiktaş takımı e, küme düşecek değil. Ama Beşiktaş takımı ilk dörde girip e, işte konferans ligi olsun... ...Avrupa'ya çıkma yolunu kendine e, açabilir. Açamasa da... Kupa şampiyonu olabilir. Kupa şampiyonu olabilir. Yani Beşiktaş'ın önünde hedefler de var. Onun için... Ben bir şeyin değişmesini istiyorum Türk futbolunda. Önce biraz önce girmeye çalıştım ama vazgeçtiğim konuyu söyleyeyim. Biz ee, çakma gömleklerle, çakma markalarla giyineceğimize kendi yerli markalarımızla giyinmeye çalışmalıyız diye düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar ama hepsi tek başına bir kulüple olmaz. Hepsi kendi markasına dönerse, yurt içi değerlerine dönerse hepsi yurt içi değerlerle mücadele ederler. Onların önünde içinde en başarılı olan da Avrupa'ya çıkar diğer e, kademelerde yurt dışında mücadele eder. Ve bunu 3-4 sene 5 sene devam ettirdiğiniz zaman Türk futbolunu gerçek manada bir e, hamlenin içine sokarsınız ve e, yüceltirsiniz. Sadece ve sadece bugünkü paralarla, ekonomik yapımızla yurt dışından çok yüksek değerde oyuncular getirmemiz mümkün değil. Onlar ne zaman işte Gomis 36 yaşına geldiği zaman alabiliyorsunuz. Yani şey de aldık, e, neydi Pepe'yi de aldık değil mi vesaire. Bunun gibi çok önemli yıldızlar da geldi. İhtiyarları Guti alırsın. Aldık. Yani. Guti geldi. Yani, ha, Guti yani e, ama bizim şimdi yapacağımız mevcuttan mümkün olduğu kadar yerli mevcutlardan onların ekonomik e, politikalarını da doğru ayarlayarak federasyonun alacağı kararlara da e, buna eklemek gerekir. E, mevcutlardan daha çok e, şey almamız gerekir. E, verim almaya çalışmamız gerekiyor. Beşiktaş'a kadroya gerekir. yeterli diyor Beşiktaş diyorsunuz. Beşiktaş'ın kadrosu yeterli. Beşiktaş'ın kadrosu yeterli. Golcü'ye de ihtiyacı ama, yok. ha Golcü'ye ihtiyacı var ama o artık Cenk Tosun değil. Hmm. Cenk Tosun'u geldiği yerde kimse kullanmıyorsa Beşiktaş'ta ne olacağı meşkuktur. Meçhule oynayamazsınız. Beşiktaş geçen sene bir defa meçhule yatırım yaptı. Abu Bakar'la çok büyük iş yaptı. Ama her zaman düşeş gelmez. Mıkır. Onun için Ama istese çok... alabilirdi onu Güven abi. Ha? Alabilirdi. Kimi? Abu Bakar'ı bu kadar çok transfer yapacağına e, ee, Basçoy, ya, Alex Ekser'e yapacağını ona harcadığı parayı Abu Bakar'a Abu Bakar'ı Beşiktaş'a şey yaptıklarından sonra almak onu, o her başlangıçta de, bu işi o, bitirebilirdin. O o o o yani o Beşiktaş'ı Beşiktaş, Beşiktaş durumda... yani kelime yerinde ayıp mı olur bilmiyorum ama ihanet etti. Evet. Tam böyle şampiyonlar giderken 12 maç kenarda oturulmaz. Tabii. Böyle olmaz. Bu ayıp. Ama onun ben, nedenini bakmak lazım. Ben bu karakteri e işte sözleşmesi uzarmış. Ama sözleşmeyi yaparken Bunu etmek lazım güvenemezsin. Bak yönetim olarak o getirmişsin. Sen de iyi oynamaya başladın, tespit etmişsin. 12 maç öncesinde bu tespiti doğru yapıp onunla masaya oturup onu ikna etseydin sen de kalırdın. Beşiktaş işte öyle bakmıyor transferlerin şimdi mesela benzer Şimdi evet. bak senin şimdi imza alamıyor sen de evet. ben bak şu Şuraya gelmek istiyor. Hatta istiyorum. uzamaması için oynamadı iddiaları var. Şimdi Beşiktaş'ta biraz önce senin Galatasaray'daki konuya da bağlanacağım. Hatta Fener'de bağlanır bu. Ee, Beşiktaş'ta bir e, teknik direktör ve sportif direktör yatırımı var. Ceyhun Kazancı ve Önder Karabeli. Şimdi bu iki genç arkadaş e, geçen gün bir uzun basınla sohbet toplantısı yaptı. Baştan sona dinledim. Sonra da e, şeye, e, şeye e, bir kısmını çıkardım buraya aldım. Şimdi e, diyor ki e, Ceyhun Kazancı sportif direktörlük ya da başka bir pozisyon hiç önemli değil ilk yapılması gereken iş tanımı. Bu onlar görev bir felsefi ve ileri görev ne? Futbolumuzun konuşulması gereken boyutları bunlar canım kardeşim. Ya mutlaka. Görev ne? Gelecekle ilgili plan ne? Sportif direktörlük kısmında Türkiye'de bu pozisyonun hmm. tutmasının sebebinin vesaire vesaire. Tabii temel Şimdi, sorunlar oluyor ya ki, yani güncel geliyor ki geliyor ki ben ne bir antrenör ne bir fizyoterapistim ne de bir yetenek avcısıyım. En önemli işim işlerini iyi yapan kişileri işe almak. İşlerini iyi yapan kişileri işe almak. Onları işleri ni iyi Tabii yapsın. Sen de gerektiği, gerektiği zaman Gülen abi yani bunların felsefesi sayın Felsefenin ne olur? Bir tane bir cümlelik var. Şimdi, şimdi ama şey bunlar yayınlandı her Buyurun tamam peki. Bunlar yayınlandı ama bizi ilk defa dinleyenler de düşünmemiz lazım. E, Şu mutlaka anda, da hatırlıyorlardı hafızalarda hatırlamayanlar vardı Hatırlamayanlar hatta. için ben e, şey Hı. diyorum. Onların işli ve de başka boyuta gideceğim. Hı. Şimdi hep her seferini keserseniz ben bir şey anlatamam ki. Şimdi işlerini iyi yapan kişileri işe almak demek Türk futbolunun yöneticilerinin en büyük sorunu. ...işlerini iyi yapan kişileri işe almıyorlar demek. Bu mesleğin demektir. her grubu için geçerli. Mesela geçerli. Ve Ahmet Nur Çebi'ye geleceğim dedim ya... ...şimdi Ahmet Nur Çebi eğer Ceyhun Kazancı'yı... ...bu düşüncedeki, bu felsefedeki hı hı. insanı işe aldıysa... ...işini iyi yapan adamı işe almış demektir. Başkan olarak Ahmet Nur Çebi'yi bu yönden kutluyorum. Onun için e, kutluyorum diyeceğim dedim. Yani e, futbolumuzda şimdi... 60'tan fazla futbolcu transfer etmişsin Fenerbahçe'ye. 70'e doğru gidiyorsun şu anda. Demek ki hemen hemen 70 oyuncunun diyelim belki 40'ı işe yaramamış. 40'ı mı? Belki daha fazlası işe yaramamış. <laughs> Demek ki onları işlerini iyi yapan kişiler işe almamışlar. O insanlar doğru seçilmemiş. Anlatmak istediğim bu. Yani doğru seçim yapmak. Yani bir transferde 10 kişi alırsınız. İkisinde yanılabilirsiniz. Ama altısında yedisinde yanılırsanız işinizi doğru dürüst yapamamışsınız demek. E bence ondan mı kaynaklanıyor? Yoksa eldeki yetenekli oyuncuları doğru kullanan hocaları getirmemek de mi? O da, o da, o da ona gerekir. dahil. Yani o da dahil. Pereira getirmeyecek. Mesut Özil'i eğer İrfan Can Kahveci'yi pelkası alıyorsan bunun acısı Pereira olmayacak. Tamam işte o da ona dahil. O e, da tamam. işini doğru yapan adamı getirmemişsin e, demektir. E, Pereira yanlış adam. E, tamam yani. Yani Zaten önce oradan başlamak lazım. Seçilen hocalar son derece yanlış hocalar. Bugün bile bak iki tane olay var. Mesela bunu atlıyoruz bu işini yapan diyorsun. Mesela Beşiktaş kimle çalışıyor? Önder Karaveli'yle değil mi? E, manşetlerde Şenol Güneş var ya. Sezon sonunda Şenol Hoca gelecek diye. Bu Beşiktaş yönetim bununla ilgili bir yarım yapmadı. Bir de şöyle söyleyeceğim. Fenerbahçe'de İsmail Kartal göreve getirilmiş. Her yerde löv konuşuluyor. Onu konuşacağım. Peki bu, saat bu mesela bu iki tane işte, teknik direktör, iki teknik direktöre şunu söylüyorum. Bu iki teknik direktör dublör görevi mi yapıyorlar ya? ya hayır, dublör mü bunlar yani? İsmail Karaveli'yi bu hale getirmenin anlamı yok. Önder Karaveli üzerinden konuşalım. İsmail Kartal da Antaylı'na geldi kendisi hiç söyledi. söyledi. Ama Önder Karaveli de o şekilde ve Önder Karaveli'nin şimdi Hı -hı. E, okumama e, izin vermiyor. Yani belki kendi açısından Estağfurullah. öyle. Estağfurullah hayır için, süreyi kullanalım. Süre ama yani burada bu, ne konuşacağım o zaman böyle bekleyeyim burada yani. Ee, şey hayır, hayır burası bir televizyon isterseniz bunları görüntülü olarak da biz hazırlatırız onları hızlı hızlı veririz onu diyorum zahmet etmeyin yanlış anlıyorsunuz. Şimdi Önder Karaveli'de e, ben isterseniz bir maçlığına çalışırım hı hı. isterseniz e, bir antrenman süresinde çalışırım. Gider tribünde otururum gene Beşiktaş'ın neferi olurum diye defalarca açıklama yaptı. Demek ki e, sezon sonuna kadar olması veya şimdi biraz önce okuduğum metninde açıklamada Ceyhun Kazancı'nın açıklamasında Şenol Güneş konusu da yoktur diyor. Artık yetkili ağız oysa o zaman, yoktur diyorsa esastır. medyanın medyanın manşetinde olması artık pek e, etkili bir şey değildir. Yalnız bu sözünüzü unutmayın. Bu sezon sonunda Önder Karaveli gider. Şenol Güneş kalırsa o zaman Ceyhun Kazancı'ya övdüğünüz şey teşekkürler. Geri almak zorunda kalırsınız. Canım kardeşim bakın yani, ne diyorum sezon sonuna, sonuna kadar biz Önder Karaveli teknik direktörümüzdür. Evet. Onun o, o ana kadar hiçbir Şenol Güneş'le vesaireyle hiçbir temas olmayacaktır diyor. Daha ne diyeyim? Tamam. Evet abi. Adam ben, bu, be be burada, bu buradan beyan buradan kulübü... o zaman bu medyada çıkanlar hepsi yanlış. Yanlış. Evet. Tamam. Yani Şenol Güneş'le sezon sonuna kadar hiçbir bağımız vesairemiz olmayacak dedikten sonra kulübün yetkili ağzı medyada çıkan haberden bana ne? En azından Önder Karaveli'nin düşünceleri rahatlatmaları lazım. Ben Ama... Önder Karaveli kibar bir insan çok fazla bu toplara girmiyor ama ben şimdi, bir Beşiktaş'ın hocası varken ben şimdi bütün bir başka taktiklere borcu var yalnız. sana vereyim. Önder evet. Karaveli'nin bu konudaki düşüncelerinden... dinledim ben abi var. zaten. E tamam o zaman ben mesela dinledim. Şimdi Önder Karaveli'ye gelince Beşiktaş'ın Önder Karaveli ne yapmalı? Hı. Önder Karaveli eğer <laughs> Sergen Yalçın'dan gelen sistemi, Sergen Yalçın'dan gelen kadroyu aynen aynı tempo içinde likte yarıştırmaya devam ederse Önder Karaveli de daha büyük hamle yapamaz. Niye? Çünkü Beşiktaş'ın bu yılki sorunu geçen yıla oranla çok daha yavaş futbol oynamasıdır. Beşiktaş'ı zehirleyen e, futbol virüsü bu yavaşlık. Siz topla çıkıyorsunuz, e, 85 tane pas yaparak ikinci bölgeye ancak geliyorsunuz. Doğru. Rakip yerleşiyor. Ondan sonra her türlü önlemi alıyor, senin sağ kanadını kapatıyor, solunu kapatıyor, göbeği kapatıyor ve senin hata yapmanı bekliyor. Sen kendi hatanla topu rakibe veriyorsun ve gelip adamlar sana gol atıyorlar. Yani bunu görmemek mümkün değil. Üçlü Beşiktaş, oynatacağız. Bir defa, bir seyirci. defa Değişik. Rize'de oynadı üçlü Hı -hı. savunmayla. Neydi temposu? Çok yüksek bir temposu vardı. Beşiktaş'ın oyun temposu. Orada da Beşiktaş iki tane birisi müthiş bir hakem hatası. İki tane gol yedi. İkisini de kalecinin ne yazık ki genç kalecinin hatasından e, ötürü yedi. Yoksa rakibin çok üstün bir futbolundan dolayı değil. O futbolda beğenildi ama sizin de dediğiniz o gibi. Oyun, e, tabii beğenildi çünkü belli bir temposu vardı ve yani e, bir takım nasıl beğenilir? Hem e, futbol görüntüsü güzellikleriyle hem de taraftarlarına bir güven vermesiyle. Aa bak benim takımım bir iş yapacak diye düşündürür tribündeki insana tak. O e, şeyi, o e, güveni verdi Beşiktaş takımı, Rize'deki Beşiktaş takımı. Ondan sonraki e, şeyleri de var. E, büyük ha, e, ne bileyim hataları da var Beşiktaş'ın. Çünkü gene yavaşlığa döndü. ...piyaniş gibi bir adam, yani iğne deliğinden top geçirebilecek, uzun pas atabilen bir adam kaç tane araya pas atmış? Bir bakın bir istatistiklere. Neredeyse yok. Ama ona göre öndeki adam da o topu almaya çalışmalı. Ve tabii. Ona göre çabuk giderseniz rakip sana alan bırakmak zorunda kalır. Geri hızlı dönemeyeceği zaman alan bırakmak zorunda kalır. O alanlara sen topu atarsan oraya da adamını kaçırırsın.